Mersin Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı ikinci birleşimini açıyorum. Değerli arkadaşlar, İstanbul'da dün olumsuz hava koşulları ve çıkan fırtına nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti. 3'ü ağır. 19 kişi vatandaşımız yaralandı. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Etkilenen tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün bir uyarısını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Mersin'de de bugün öğleden itibaren etkisini gösterecek ve zaman zaman 90 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgarın yarına kadar etkili olabileceği belirtildi. Herhangi bir olumsuzluk halinde Alo 185 ya da TEKS'in hattına vatandaşlarımız bildirimde bulunabilirler. Bugün 30 Kasım Dünya Şoförler Günü. Kentimizde, ülkemizde, tüm dünyada şoförlerin gününü kutluyorum. Minibüs, kamyon, tır, taksi şoförlerinin de trafik kurallarına riayet etmeye, trafik canavarına karşı dikkatli olmaya davet ediyorum. Belediyemizde de 800 otobüs olmak üzere çok sayıda şoför istihdamımız var, ama önemli bir ayrıntı, tabii bunların 100'e yakın sayıda olan kadınlarımızdan oluşuyor. Kadınlarımıza da buradan bir duyuru yapmak istiyorum. Özellikle otobüslerde, yani vatandaşlarla iç içe olan bu hizmet alanlarında kadınlara pozitif ayrımcılık yaptığımızı bir kez daha belirtmek istiyorum. Kadın kardeşlerim, belediye otobüslerinde görev almak istiyorlarsa bir ay önce yeterli ehliyetlerini alsınlar, eğitimlerini alsınlar ve bize müracaat etsinler. İyi şoför olmaları durumunda bizim için gerisi teferruat, mutlaka kendilerine ihtiyacımız var. Belediye çalışma arkadaşları grubumuza da onları katabiliriz. Dün de burada sadece Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ya da Mersin'in değil, tüm Türkiye'nin gündemi olan hayat pahalılığı konuşulurken siz bana hitaben şov yapmayı bırakın, MESKİ'ye gelin diye oradan bir sataşmada bulundunuz. Bir kere burada ben bunu kınıyorum bir meclis başkanı olarak, siz de bir meclis üyesi olarak. Eğer bizi siz şov yapıcı birer aktör olarak suçluyorsanız, bir kere siz siyaseti bilmiyorsunuz. Sayın o. Elbette ki bir konu tartışırken bağırma olabilir, çağırma olabilir, sinirlenme olabilir. Siz bunu şov olarak değerlendiriyorsanız, bir kere bu konuda da sizin eksiğiniz var. Diğer taraftan burada yönelttiğimiz ülke bu anlamda hayat pahalılığı, ekonomik sıkıntılar anlamında batmış, bitmiş anlamındaki yakıştırmamızda beğenmiyorsanız bu ülkeyi terk edin gibi haddinizi çok çok aşan, küstahça bir tabir kullandınız. Bu sizin haddiniz değil. Bu sizin yetkiniz değil. Daha önce siz bizi terör örgütlerine destek olmakla itham ettiniz. Değil mi? İftirada bulundunuz. Benim 7 sülalemde bende, geçmişte bugün de terör örgütüne mensup olmaktan dolayı yargılandığım hiçbir dava olmamıştır. Ne benim ne ailemin. Ama herkes kendi aynaya dönüp bir baksın. Bir kere herkes kendini bir test etsin. Burada da anlaştık mı? Burada grubu bulunan sizin dışındaki siyasi partiler, siz ne kadar bu ülkenin sahibiyseniz
Onlar da bu ülkenin sahibidir. Siz ne kadar bu ülkeyi seviyorsanız, o insanlar da ben de dahil bu ülkeyi seviyoruz. Siz ne kadar vatani görevinizi yaptıysanız, verginizi ödüyorsanız, askerliğinizi yaptıysanız bu insanlar da bunu yapmıştır.